Evet. Arkadaşlar merhaba. 29 Temmuz 2021 Ankara At Yarışları gündüz programında tekrar beraberiz. Ankara'da 8 koşulu bir program var bugün ve bir adet altılı ganyan var. Evet, hemen altılı ganyan tespitlerimiz ve tahminlerimizle hemen size geçelim arkadaşlar bilgileri. Saat 15.30'da birinci ayak 3. koşuyla başlıyor. Handikap 15, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2400 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. Evet, şimdi arkadaşlar burada bu ayakta yani biz hemen hemen bütün safkanların gelir olduğunu düşünüyoruz. Burada biz hepsini kullandık ama tabii ki bir sıralama vereceğiz. Yani küçük kuponlar içinde bir 4 at yani geçilebilir burada. 3-5 yani 3 numara Peace Ruby, Ayhan Kurşun'la 5 numara, Vice Versa, Mücahit Bayır'la 6 numara, Orhun Reis, Mustafa Kemal Kumbasar'la ve 10 numara, 9 numara My Troubled burada. 3, 5, 6 ve 9 arkadaşlar buradaki ilk sıralamamız yani, ilk 4 sıralamamız. Bunun dışında diğer safkanlar da ilave olabilir. Ama küçük kuponlarda 3, 5, 6, 9 şeklinde burası geçilebilir. 1 numara tabii ki, 2 numara, 8, 7 burada bunlar da ses getirebilir. Yani buradaki bütün atların geliri var arkadaşlar. Yani öyle bir ayırıma gittiğimiz zaman, yani biz H kullanacağız. Ama size dediğim gibi 4 at burada küçük kuponlarda 3, 5, 6, 9'a çok güveniyoruz. 3, 5, 6 ve 9. Bunların içinden bir tanesinin geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu çok küçük de kalmış yani, bu handikap puanı 22 puanda kalmış ama işte görüntü öyle değil. Her an böyle günün en bombasını yapabilir ve gelebilir. Evet, burayı bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. İlk ayağı hepsi diyerek. Dördüncü koşu saat 16'da şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada şartlı 4 mücadelede 9 tane safkan var. Ve biz de tam 5 tane safkan yer verdik. İlk atımız 6 numaralı Selda Hanım diyoruz arkadaşlar. Selda Hanım Mert Gökalp Aslan'la iyi bir koşu çıkartacaktır bu. 4 numaralı Prenses Aslı diyoruz Muhammed Özdemir'le. 7 numaralı Trace Nizamettin Demir'le burada yine iyi koşacağını tahmin ediyoruz. 1 numaralı Kış Masalı. Zaten bu safkanların çoğunu geçti bu safkan Kış Masalı. Giderek kilosu yükseliyor ama 60 kiloken geçmişti. 62 kilo burada. Yani 2 kilo daha arttı. Yani nasıl bir performans çıkartacak bakalım arkadaşlar. Yani bir de 14 gün ara. Evet, 2 numaralı Serpin Tay. Bu da Furkan Çetin'le. Burayı 6, 4, 7, 1, 2 geçiyoruz arkadaşlar. Sizlerin notu varsa da ekleyebilirsiniz. Birinci ve ikinci ayaklar gayet zor ve altılıyı par yapacak olan ayaklar arkadaşlar burada. Ve tabii 3 numaralı Alan Koz var arkadaşlar. Genelde kısa mesafe olsa biraz daha yaşarcık yavrusu. Ama burada bir fonksiyon olur mu bilemiyoruz. Biz almadık onu. 6, 4, 7, 2, 1 dedik oraya. Evet, 5. kuşu değil şimdi. Altılı Ganyan'ın da burada 3. ayağı oluyor. Şartlı 2, 4 yaşlı Araplar 1600 metre. Çim piste çıkacaklar. Evet, burada bir tane safkandan bahsedeceğiz. Onu da günün bankosu olarak ilan edeceğiz. 2 numaralı Barut Han, Ayhan Kurşun'la günün bankosu arkadaşlar. Burada tek bir rakibi var, o da 5 numaralı Baba Mahir, Aziz Akdemir'le. Eğer burada Barut'u tek atmayacaksınız, bu safkanı mutlak düzeyde yazmanız gerekiyor. Aynı zamanda Taşan Tay'dan da iyi bir yarış çıkabilir. Ve tabii ki Gökçe Kız da her an bir sürprize imza atacak durumda. Ama 2 numaralı Baruto'nun tecrübeli jockey Ayhan Kurşun'la bu mücadeleden galip çıkacağını düşünüyoruz. 6. kuşu diz burada. Bu da maiden bir mücadele var. 2 yaşlı İngiliz safkanları 1200 metre çim piste çıkacaklar. 8 tane safkan var.
Arkadaşlar normal şartlar altında 8 numaralı nazik endam, yani ekürlerin burada alternatif banko olarak düşünebilirsiniz. İlk atımız, yani alternatif banko dahi düşünebilirsiniz küçük kuponlarda. İkinci atımız 1 numaralı Best of Rock Aziz Akdemir'le. Ve son olarak da Ateşler Güçlü Bey, bu da Müslüm Baydan'la. 8, 1 ve 2 normal şartlarda, ama dediğim gibi küçük kuponlarda bu ekürler riske edilebilir. Mehmet Akgöz ve Müslüm Çelik gibi iki tane usta jockey bu yarışı bırakacak gibi gözükmüyor. Burada büyük bir şansı sahipler. Evet, burayı 8-1-2 olarak geçtik arkadaşlar. Geniş kuponlar için. 7. koşu altılık ayağında, burada tabela ayağındayız. Saat 5.30'da 1. 52.000 lira ikramiye var. Şartlı 3 yaşlı Araplar ve 1400 metre kum pist mücadelesi. Evet, burada tabii bir tane top jockey hemen gözümüze çarpıyor. O da 2 numaralı yaban arısı, bizim ilk atımız ama bankomuz değil. Tabii birçok kişi bunu banka atacaktır muhtemelen. Olabilir yani, neden olmasın. Sonuçta adam görevini yapıyor. Getirici atı getiriyor. Getirmemesi gereken atı ne olursa olsun getirmiyor. Yani görevini tam yapıyor. 6 numaralı Münir Bey, Müslüm Çelik'le ikinci atımız. Ve 7 numaralı Akçatay diyoruz. Burhan Kılıç'la, bu da 3. atımız. Burayı 2, 6 ve 7 olarak geçiyoruz. Ama dediğim gibi yaban arısının normal şartlarda rahat kazanması gerekir. Ama dediğim gibi güvenemiyoruz arkadaşlar. 2, 6, 7 bizim şablonumuzda. 8. koşu, son günün son koşusu. Handikap 21, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre Çin pistte çıkacaklar. Burada birinciye de 92 bin lira gibi bir ikramiye var. Yani günün hemen hemen en yüksek ikramiyesi bu. Burada 12 tane safkan start oluyor. Bu 12 safkanın 3 tanesini yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir, yani geniş bir kupon değil bu. 6 numaralı Arabian Prince Gökhan Kocakaya ile. Arkadaşlar işte burada Gökhan Kocakaya'yı alternatif banko olarak düşünebilirsiniz rahatlıkla. Zaten o bugün bu iki koşu için geldi buraya, ki bunlardan bence gelme sebebi bu koşu için. O da Arabian Prince'i getirmek için. İkinci atımız 3 numaralı Vampir, gerçekten inatçı karakteriyle sonlarda yaptığı sprintle bu yarışı da götürebilir. Bu da Muhammed Özdemir Apprenti biniyor ama safkan gerçekten çok kuvvetli arkadaşlar. Hep bunu dediğimiz zaman biliyorsunuz, genelde böyle bahsettiğimiz safkanlar hep geliyor. Son düzlük sprintini güzel yapan safkanlar kazanıyor tabii ki güçleriyle, kaliteleriyle. Burada Vampir ikinci atımız ve son olarak da evet, çıktığı gibi bitirmeye meyilli ama bir türlü çıktıktan sonra bitiremeyen 9 numaralı Sarigrat diyoruz. Burada Hakan Yıldız da günün sürprizini yapabilir. Dikkat! Evet, burası 6, 3 ve 9 şeklinde tam 3 tane safkanla burayı geçmeyi planlıyoruz tabii. Burada Sinoplu var, Vera'lar var, Zeki Dayılar var. Yani şimdi Ali Kaçmaz da iyileşti, o da at biniyor. Hayırlı kızlar var. Çok geniş yazmak isteyenler çok at yazması lazım oraya, ama bu kısıtlı programda arkadaşlar. Yani çok fazla tavsiye etmeyiz. 6, 3, 9 bizim şablonumuzda diyoruz. Evet. Arkadaşlar Ankara ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Şablonlarımızı zaten marksporttahmin.com web sitemizden de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Futbolla ilgili de var orada. Evet, Ankara at yarışlarıyla ilgili kupon yapan, şablon yapan arkadaşlarımızın, tüm üyelerimizin, bizi izleyenlerin, herkese bol şans diliyoruz. İyi bir gün geçirmenizi dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.